Atölyem aslında benim kendi dünyam. Kapıyı kapattıktan sonra her şeyden izole olduğumu ve kendi dünyamın içerisinde yaratım sürecimin gerçekleştirdiği bir yer olarak görüyorum. Tabii ki beslendiğim noktalar da var. Yaşadığım semtte çok farklı kültürlerin bir arada toplandığı bir konumda yaşadığım için bu kültürlerin insanlar arasındaki diyaloglarında dengesini kurmak da önemli bir şeydir burada yaşarken. Ve bunlar kendi işlerime de çok yansıyor. Bunlardan besleniyorum. Geleneksel modern işlerin de dengesi çok önemlidir. Yani pamuk ipliği kadar inceliğinde bir denge olduğu için onunla onun çok paralel olduğunu düşünüyorum. Ben 1987 yılında Bartın'da doğdum. Babam Karadenizli Bartın. Annem Manisa'da yaşıyordu. Evlendiğinde Bartın'a taşınmışlar. 7 yaşıma kadar Bartın'da yaşadım. Orada çok doğayla iç içe, hayvanlarla birlikte, babamın işinden dolayı da çok güzel bir çocukluk geçirdiğimi düşünüyorum. Babam ziraat mühendisi. Oradayken de Bartın'da yaşadığımız dönemlerde bir çiftlik vardı çalıştığı firmanın. Ve her hafta sonu oraya giderdik. Orada çok fazla hayvanlarla ve doğayla iç içe yaşadığım bir dönem geçirdim. Bunun sonrasında Manisa'ya taşındık biz. Ben 7-8 yaşlarındayken. İlkokul ve ortaokul dönemi Manisa'da geçti. Annem zihinsel engelli öğretmeni. Kardeşlerim var. 2 tane kardeşim var. 11-13 yaş fark var aramızda. Manisa'ya gittikten sonra ben annemlere söylemişim. Hatırlamıyorum o yaşta ama beni kardeşsiz bırakmaya hakkınız yok gibi bir cümle kurmuşum ve onlara çok dokunmuş. Ondan sonra 2 tane daha kardeşim oldu benim. Ve iyi ki olmuşlar diyorum kesinlikle. Manisa'dayken ortaokul dönemimde bir tane resim öğretmenim vardı benim, Pelin Hocam. O benim resim kabiliyetimi birazcık keşfetti, fark etti. Daha sonrasında bana şey dedi, Cansu dedi, Güzel Sanatlar Lisesi diye bir şey var biliyor musun dedi. Manisa'da yoktu tabii ki o süreçte. İzmir'de buna gitmek ister misin? Bence senin yeteneğini değerlendirmen gerekiyor diye bir yönlendirmede bulundu ve ailem de bu konuda bana destek oldu. Manisa'dan ben İzmir'e kurslara gitmeye başladım ve Güzel Sanatlar Lisesi resim bölümü sınavına girdim ve kazandım. Daha sonra 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Geleneksel Türk Sanatları Çini bölümü oldu. Yani ona puanım ve şeyim yetti. Ve dedim ki yani kendi içimde aslında Çin'i de bir yüzey resim yapmak için ve yeni bir şey öğrenmek, kendi kültürümüzden yeni bir teknik öğrenmek benim için çok cezbedici hale gelmeye başladı. Ve lisans dönemi o heyecanla okumaya devam ettim. Çünkü Çin'i üzerine resim yapmaktı benim aslında hayalim. Çin'i kelimesinin anlamı Çin'den gelen anlamında kullanılmakta. Çin'i sanatı sabır gerektiren bir sanattır. Sabırdan da fazlası aslında bir şeyleri olduğu gibi kabullenme noktasına da getirtiyor hayatla paralel olarak. Bir şeyi, bir tasarımı yaparken bir kere önce eskizini yapıyorum, ikinci kez aynı deseni aktarmak için tekrardan çiziyorum, üçüncü kez tekrardan kontürlemek için tekrar çiziyorum ve ondan sonra boyama aşamasına geçiyorum. Boyama aşamasından sonra sırlama yapıyoruz ve fırına koyuyoruz. Fırından o işin nasıl çıkıp çıkamayacağını hiçbir zaman bilemiyorsunuz. Bu da hayatla çok paralel. Bu anlamda Çin'in bana kattığı en büyük güzellikler, hayatta bir şeyleri ne kadar planlasak da bir kırılma noktası vardır. Bu planladığımız şeyler bazen planladığımız gibi gider, bazen de hiç öyle gitmez. Ve onu olduğu gibi kabullenmekle alakalı bir sürece insanı sürüklüyor. Bu da benim hayatıma çok fazla şey kattı. Teknik olarak aslında yaratım ve üretim sürecimde geleneksel sıraltı, boyama tekniğine sadık kalmayı seviyorum. Çünkü o süreci çok seviyorum.
Tabii ki bunun içerisinde kendi keşiflerim oluyor. Boyayı sıvı halde kullanılabilirken normal geleneksel yöntemlerde onun toz haline getiriyorum. Toz haline getirdikten sonra daha pürüzsüz tenler yapabilmek için portre çalışmalarımda parmaklarımla yüzeye dokunuşlar yapıyorum. Bununla daha pürüzsüz, daha realist portreler çıkarabilmeme fırsat veriyor. Bunun dışında vermek istediğim dokularda yine aynı boya ve geleneksel tekniklere sadık kalarak farklı materyaller kullanıyorum. O anda hangi dokuyu yapmak istiyorsam. Bazen diş fırçası kullanıyorum, sünger kullanıyorum. Farklı fırçalarla sıçratmalar da yapabiliyorum. Farklı dokular verebiliyorum. Aslında yapmak istediğim geleneksel sıraltı boyama tekniğine, çini boyama tekniklerine sadık kalarak, kendi içlerindeki versiyonları kendime göre yoğurarak tasarımlar üzerinde farklılıklar yaratmak, yaptığım, yüzeye yaptığım kendi iç dünyamı yansıtabilmekle birlikte teknik sınırları çok da fazla aşmadan buna sadık kalıp tasarımlarda farklılık yaparak üretimlerimi devam etmekten keyif alıyorum. Geleneksel dediğimiz şey aslında geçmişte. Geçmişteyken geleneksel değildi onlar. Şu anda geriye baktığımızda geleneksel oluyor. Benim bakış açım geçmiş dönemlerin hepsini iyi bir şekilde gözlemlemek ve bu gözlemlemenin sonrasında buradan aldığım bilgileri, görselleri ve üretim tekniklerinin hepsini kendi süzgecimden geçirip bugünü yansıtarak daha çağdaş şeyler yapmak, eserler çıkarmak. Bugünü yansıtan şey belki şu anda geleneksel olmuyor ama belki 100 yıl sonra bu da bir geleneksel olarak karşımıza çıkacak. Daha pop kültürden simgesel şeyler kullanabiliyorum. Figürler kullanabiliyorum. Bunlar aslında bugünümüzü yansıtan eserler olarak kalıyor. Aslında sanat dediğimiz şey de zaten ileri tarihlerde geriye dönüp baktığımızda bu zamanda bunlar yapılıyormuş şu aslında altını çizmek olduğunu düşündüğüm için tasarımlarımda hep onun üzerinden üretimlerine devam ediyorum. Zaten resim yapmak benim en büyük keyif aldığım kısım. Lisans eğitimde de Çin'i öğrendikten sonra tabii ki tarihsel süreci bir özümsemek gerekiyor. Bunu özümsemeden çağdaş modern tasarımlar yaptığınızda havada kalabiliyor bazen yaptığınız tasarımlar ve resimler, eserler. Bunu lisans eğitimde özümsediğimi düşündüğüm için yani bütün geleneksel yöntemleri, geleneksel motiflerin nereden çıktığını, neden yapıldığını yani geçmiş zamanlarımızda genellikle çiçek, bitkisel çiçeklerin stilizasyonları kullanılmış. Çünkü figür kullanılamıyormuş o dönemde. Geometrik desenler çok kullanılmış yine aynı sebepten. Ama günümüze geldiğimizde günümüzde daha çağdaş yorumlar yapılabildiğini düşündüğüm için ve beni yansıtan şey, ben çünkü resim yapmaktan keyif alıyorum ve motiflerle bunu birleştirmek, yani ben aslında yaptığım işlerin hikayelerinde de aslında geleneksel motifler geçmişimizi ve tarihimizi simgeliyor benim anlatım dilimde. Diğer yaptığım resimsel çalışmalar, onun üzerinde ne varsa figür olabilir, bir pop kültürünü simgeleyen bir şey olabilir. Onlar da bugünümüzü anlatıyor. Ve benim için aslında bugünü arşivleme, belgeleme anlamında bir işe de dönüşebiliyor sonunda. Popüler kültürde genellikle müzisyenlerden çok fazla ilham aldım. Rock and Roll serisinde de olduğu gibi. Aslında şunu fark ettim. Hep onların müziklerini dinleyerek çalışmalarımı ve üretimlerimi yapıyordum. Onların da aslında bir ölümsüzlüğü var dinlediğimiz müziklerle. Her zaman bizim için kalıcı oluyorlar bu dünyada olsunlar olmasınlar. Sanatları da bir şekilde kalıcı olduklarını düşündüğümde onların sembolik simgesel şeyleri varsa onları kullanmayı tercih ettiğim dönemler oldu. Portrelerini kullandığım dönemler oldu. Onun portrelerini, bizim geçmişimizde olan desenleri entegre ettiğim zamanlar oldu. Bunlardan çok esinlendim. Müzisyenlerden, dinlediğim müziklerden. Beni çok beslediğini düşünüyorum.
Onun dışında tabii ki çok örnek aldığım sanatçılar da var. Mesela Gustav Klimt'i kadınlarım aslında onunla çok bağdaştırıyorum. Onu da zaten çok severdim senelerdir ve bütün resimlerini bilirdim. Orada kullandığı kadınlar, onların üzerine desenlerle, farklı dokularla örttüğü, sadece yüzlerinin, ellerinin birkaç noktalarının gözüktüğü figürler kullanması her zaman benim lise dönemimden beri çok örnek aldığım, esinlendiğim sanatçılardan bir tanesidir Klimt. Tabii ki ben bunu kendi süzgecimden geçirip farklı yorumlamak nedir? Çini desenleriyle orada kumaş dokuları, kumaş desenleri verirken belli yerlerini örterken figürlerin. Ben onu geleneksel Çin motiflerinden aldığım desenlerle tasarımlarımın, resimlerin arkasına veya örtmek istediğim bir yerler varsa oraları o noktalarda kullanılarak esinlendim ve oradan yola çıkarak devam ettiğim üretim süreçlerim oluyor. Benim daha çok insanları gözlemleyerek ben bir şeylerden besleniyorum ve onu dışa vurmayı seviyorum. Herkesin dışa vurum şekli çok farklıdır tabii ki ama ben yaptığım sanatın da bir naifliği, bir inceliği, bir sabrı olduğu için daha naif bir şekilde aslında sert konuları, kendi içimde sert konuları ele aldığımı düşünüyorum. İnsanlarda gördüğüm yanlış davranışlar aslında bir insanın insan olması, gerçekten insan olması için gereken belli şeyler vardır. Aslında kurallar diyoruz biz buna ama aslında olması gereken şeylerdir. Kendine de zarar veren, çevresine de zarar veren duygular, aslında aşırı duygulardan bahsediyorum. Bu aşırı duyguları son yaptığım kadınlar portresinde özellikle çok değinmeye çalıştığım, altını çizmeye çalıştığım bir mesele. Bu yedi günah diye bahsettiğimiz işte bir insanın aşırı duygusu nedir? Kıskançlık. Bir kıskançlık yaptığınızda karşı tarafa da zarar verebilirsiniz, kendinize de çok zarar verirsiniz. Öfke, oburluk, açgözlülük. Bunlarla ilgili özellikle İstanbul'a geldiğinde daha karmaşık bir insan kitlesi ve daha çok insan olduğu için daha çok gözlemleme fırsatı buldum. Ve bunları bu şekilde dışa vurmayı tercih ettim. Çin'in güncel sanata uyumu tartışmaya açık bir konu aslında ama ben kendi özümde kendi fikrimi söylemem gerekirse Çin'in tarihsel sürecini gözlemlediğimde onlar da bu geçtiğimiz süreçte çok fazla keşfetmeye açık bir dönem geçirmişler. Hep farklı desenler, farklı kompozisyonlar, sadece mavi beyazken onun üzerine renk eklenmeleri gibi. Bu süreçleri gözlemlediğimde bugünü yansıtmamızın doğru bir şey olduğunu düşünüyorum. Günümüz çağdaş yorumuyla Çin'i sanatımıza, çünkü geçmiş dönemdeki yapılmış işleri tekrardan yapmak zanaata giriyor, bir sanata girmiyor, bir yaratım süreci olmuyor orada. Günümüz çiçeklerini stilize edebiliriz veya figür kullanabiliriz, kendi kompozisyon tekniklerimizi çeşitlendirebiliriz. Ben bu açıdan baktığım için işlerimde bunun üzerinden üretimlerini bu şekilde devam etmekten zevk alıyorum. En büyük zevk aldığım kısmı bu. Rakental serisinin yapmamın sebebi okuldan aslında mezun olduktan 2-3 sene sonra ben çok portre yapmak istiyordum. İlk çıkış noktam oldu ve realistik portre yapmayı çok üzerine düşüp teknik olarak çok zorlayamamıştım. Çünkü okulda başka projelerle iç içe olmak zorundasınız, belli sorumluluklarınız var. Oradan çıktıktan sonra biraz daha özgür hissettim kendimi. Bu özgürlüğümle birlikte portre çalışmak istediğimi düşündüm ama portre derken hani neyi kullanmalıyım noktasında ben sürekli bu müzisyenleri dinliyorum ve bundan besleniyorum. Onların melodileriyle, onların yazdıkları şarkı sözlerinden besleniyorum. Bununla birlikte bu proje benim aklıma geldi ve dedim ki yani onlar kendi sanatlarının müzikleriyle, kendi şarkı sözleriyle ölümsüz kılabiliyorlar. Ben de onların portrelerini yaparak kendi teknik sınırlarıma çıkarak böyle bir seri yapmaya karar verdim. Realistik çalışma anlamında teknik beni bir yerlere getirdiğini düşünüyorum. Bir buçuk sene gibi bir zamanımı aldı benim bu süreç, bu seriyi çıkartmak.
Ve daha sonra Smyrna Cafe'de aslında böyle bir rock gecesi gibi onların müziklerinin aslında daha yeni yorumlu versiyonlarıyla müzisyen arkadaşlarının kurduğu belli playlistle böyle bir sergi açtık ve içeride de benim kendi işte Rock and Tile serisinde bulunan işlerim sergilendi ve onların müzikleri eşliğinde bir sergi günü yaşadık. Teknik açıdan çini üzerine sıraltı boyalarla bu kadar pürüzsüz ve realistik portreler çalışmak benim için o zaman bir hayaldi ve bunun üzerine düştüğümde kendi teknik sınırlarımı zorladığım ve aslında keşfetmeye çalıştığım bir dönem olarak görüyorum. Bununla birlikte sevdiğim müziklerini dinlediğim müzisyenlerin karakteristik anlarını karoya veya tabağa çalışarak farklı kadrajları alarak kendi ifade biçimimde bu şekilde uygulamalara başladım. İşte kimisinin karakteristik saçları, dudakları, göz makyajı, onları kendi vizörümde kadraj alarak o şekilde karoya veya tabak üzerine uygulamasını gerçekleştirdim. Veya kimisinin dövmeleri daha ön plandaysa ve daha sembolik şeyleri varsa, daha ikonik sembolleri varsa onları background olarak kullanmayı tercih ettim. Ve onların sanatlarını ölümsüzleştirmeleri üzerine her onların müziklerini dinlediğimizde ben de onların portrelerini kendi sanatımla ölümsüzleştirmeye çalıştım bu seride. Kadınlar serisine başlama serüvenim aslında insanların aşırı duygularını gözlemlememle başladı. Bu sürece başladığımda tam olarak neyi nasıl aşırı duygulara tepki verdiğimi aslında keşfedememiştim. Ama bu süreçte kuzenimin bana verdiği Dante'nin İlahi Komedyası serisini okumaya başladığımda kafamda bazı şeyler şekillenmeye başladı ve bunları kategorize etmeye başlayabildim. Bunlar yedi ölümcül günah aslında olarak temsili benim kategorize ettiğim bir alana dönüştü. Bu başladığım seri 7 parçadan oluşan bir seri olacak. Bunun 3 tanesini şu anda yaptım. Bir tanesi yapım aşamasında. Bunlar işte kıskançlık duyguları, öfke, açgözlülük, oburluk, şehvet ve tembellik tabii ki. Bunlara değinmemin sebebi insanların aslında aşırı duygularının gözlemlememle birlikte ortaya çıktı. Ve bunu kendi sanatımla nasıl ifade edebilirim diye düşündüğümde bu 7 günah serisine başladım. Şu anda bu hala üretim sürecindeyim, yaratım sürecindeyim. Bir kısmı tamamlanmış durumda. Yakın zamanda izleyiciyle, kişisel sergimle izleyiciyle buluşturmayı düşünüyorum. Kıskançlık isimli yapmış olduğum Çini Pano 7 günah serisinin bir tanesi, bir parçasıdır. 25'e 25, 8 adet çini karo üzerine oluşturulmuş bir bütün panodur. Geleneksel motiflerde kobalt, mavi ve turkuaz tonları kullanmayı tercih ettim. Kızların portrelerinde yüzlerindeki pürüzsüz dokuyu verebilmek için boyayı sıvı halden katı hale getirip toz haline getirdikten sonra parmaklarımla yüz dokusunu vererek böyle bir yüzey elde etmeye çalıştım. Millete bakan kız tabağımda ise beylikler döneminden kalan millet kaselerindeki belli başlı çok başrolde oynayan palmetler ve bordürleri biraz daha minimalize ederek tabağın etrafını, portrenin etrafını o bezemelerle doldurmaya özen gösterdim. Portredeki genel diğer portrelerde yaptığım pürüzsüzlüğün tam zıttı bir şekilde daha illüstratif, daha grafiksel bir portre oluşturmakla birlikte saçındaki bandanasında daha kumaşındaki dökümünü, daha resimsel bir fırça dokunuşuyla o iki tezat tekniği bir arada tutmaya çalıştığım bir tabak. 7 Günah serisinden Öfke adlı çalışmam. Ağzı açık bir şekilde bağıran bir kız portresi görüyoruz burada. Yine geleneksel motiflerle arka background'u bezenmiş şekilde. Bunun ekstra olarak farklı bir tekniği 3. kez altın yaldız kullanarak 3. kez tekrardan fırınlama yaptım.
Aslında o öfkenin ağzının içinde altın kullanmamın sebebi ise o öfkenin kendi içinde kendine ne kadar zarar verdiğini, onu ne kadar donuklaştırdığını anlatmak için kullandığım bir teknik olarak karşınızda. Geçmiş, şimdi, gelecek serisini rüyalarımdan yola çıkarak başladığım ve yaratma sürecimde rüyalarımdan alıntılar yaptığım ve onları bir bütün haline getirdiğim Çini panolar haline getirdim. Bu süreçte aslında isminin geçmiş, şimdi, gelecek olması rüyalarımız aslında hepsini barındırıyor. Geçmişimizin kalıntıları, şimdi yaşadığımız duygular ve gelecek endişeleriyle birlikte harmanlanıp bizim bilinçaltımızın oluşturduğu aslında iz düşümler olarak adlandırıyorum. Başucumda tuttuğum rüya defterindeki anahtar kelimeleri kendi iç dünyamdaki yaratım sürecimle birlikte bunların tasarımlarını oluşturup Çinli panolara uygulama kısmından sonra üretim sürecimi tamamlamış bulunuyorum. Bu seri 3 parça işten oluşmakta. Daha bir yerde sergilenmedi. Kendi atölyemde sergilendi diyebilirim şimdilik. Bu süreçte bir tanesi de bir sanatçının koleksiyonuna girmiş bulunmakta. Gelecek isimli Çinli panom 25'e 25 ebatlarındaki bisküvi karolardan 4 parça halinde oluşan bir pano. Bunun teknik olarak aslında denizinin hoyratlığını anlatmak için farklı fırçalar, kalın fırçalar, ince fırçalar ve kazıma teknikleriyle oluşturduğum bir hoyratlık anlatma tekniği oldu benim için. Bulutların ise daha pamuksu ve daha uçuş uçuş gözükmesi için sünger, işte pamuk vesaire bunun gibi materyaller kullanarak gökyüzünü oluşturma, teknik olarak oluşturmaya çalıştım. Balinanın üzerinde şimdi balinayı rüyalarımdan yola çıkarak gelecek Çinli panosunu oluşturdum. Balinalarla yüzdüğüm, böyle hoyrat denizde yüzdüğüm bir rüya vardı. Bu rüyayla başka temalarla gördüğüm rüyaları birleştirdiğim bir kompozisyon haline getirdim. İşte kalyon desenlerimiz var. Geleneksel Çinli tabaklarından bir tanesidir. Çok bilinen desenlerden birisi. Kalyonların altındaki sandallara işte keskin bıçaklar yerleştirdim. Bir rüyamda bıçakları tuza banarak yediğim bir rüya görmüştüm. Onu da ona birleştirerek aslında bu kadar keskin gördüğümüz şeyleri geleceğin güneş gibi doğduğunu balinanın üzerinden anlatan bir işim olarak uygulamasını tamamlamış bulundum. Onun yanı sıra bu da Geçmiş isimli Çinli panom. Yine 25'e 25 ebatlarında 2 Çinli karodan oluşmakta. Geçmişi aslında bu kadar silik tarif etmemin, ifade etmemin sebebi geçmiş zamanla, zaman aşımına uğrayan bir süreç oluyor bizim için. Onu anlatmak için portrede mümkün olduğunca pastel tonlar, işte hiç kontür, siyah kontür kullanmadan renklerle oynayarak mümkün olduğunca silik bir portre oluşturmaya çalıştım. Onun iz düşümü olan yüz, aslında orada yüzün içinde gördüğümüz bulutlar ise geçmişte yaşanan her türlü şeye rağmen umudumuzu yitirmememizi anlatan bir eser olarak karşımıza çıkıyor. Kusurların mükemmelliğini keşfettiğinizde aslında hayatı olduğu gibi kabullenmeyi öğreniyoruz. Bana gelip geçmiş hatalarından hangilerini düzeltmek istersin diye sorsalar, onlara derim ki hiçbirine dokunmak istemem. Çünkü herhangi birine dokunsam şimdiki ben olamazdım.